Evet, Yeşilbelde yoluna geldik. Buradan Yeşilbelde'ye 5 kilometre varmış. Karaca'ya 15. Karaca'ya hiç gitmedim. Bak oraya da gidebiliriz aslında. Evet, Datça tarafı, Marmaris tarafı. Mehmet'i bekliyorum yine. Geldiğim yol burası. Bakalım Mehmet ne zaman gelecek? Lastiğim patladı. Hep Mehmet'in patlayacak hali yok. Mehmet de burada. Beni bırakıp gidiyor. Şoka gidiyor. Devam. Evet, lastik patladı. Yamıyor şu an. Oluyor böyle şeyler. Yol hali. Yapacak bir şey yok. Ama manzaramız güzel. Tavuklu mavuklu böyle. Yeşillikler arasında. Yemiş ağacı altında. Lastiği yamayıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, günaydın, merhaba. Bugün 10 Ekim Pazartesi. Mehmet'le beraberiz yine her zaman olduğu gibi. Hadi dedik bugün çıkalım. Ne yapalım? Kısa Sakar diye tabir ettiğimiz Grande Fondo, Marmaris Grande Fondo kısa parkur yarışının yapıldığı rotaya gidelim dedik. Burada yaklaşık 7 kilometre bir tırmanış var. Güzel bir tırmanış. Orayı bir yapalım. Marmaris'ten çıkalı yaklaşık 20 kilometre oldu. Hisar önünü döndük. Kız kumuna doğru ilerliyoruz şu an. Yolda bir kere lastiğim patladı. Biraz vakit kaybettik. Lastiği yamayalım diye. Ondan sonra marketten bir şeyler aldık. Şimdi tekrar devam. Hava sıcaklığı da yaklaşık 28 derece gösteriyor şu an. Bakalım, muhtemelen yokuşu daha rahat çıkarız diye düşünüyorum bugün. Hava sıcaklığından dolayı. Gidiyoruz. Hadi yoldan görüşürüz yine. Arabayla motorla buraları fark edemez. Baksana şuraya. Yalnız %11 çıkartıyor ya bu ya. Evet arkadaşlar, Orhaniye'deyiz. Orhaniye'de Kız Kumu denilen mevki. Şu ünlü Kız Kumu. Kız Kumu burası. Arkadaş, Kız Kumu'na geliyorsun, durmuyorsun ya. Bir çay kahve içtirmiyorsun seni. Bayıra saklayacaksın işte abi. Millet dünyanın bir ucundan geliyor. Şu kumun üzerinde biraz gri gidiyor. Bak, ben yangın zamanı şuradan da almıştım. Nereye daldın? Şöyle. Yanıyordum. Mücadelerle beraber. He. Buradan gidiyorum. Çay var ya. Mücadeleye geldin yani ha? Abi. Benim de kalbim sizdeydi. Burada mıydın ya? O zamanlar Türkiye'de değildim. Türkiye'de olmadığım için müdahaleye gelemedim maalesef. Valla nöbetten çıkıp gitmiştim. Eve gitsem ablamlar var, göndermez. Abi bir döndüm, ayakkabının tabanı yanmış.
Her yerin şey simsiyah. Çok kötüydü ya. Öyle. Teyzeler ağlıyor. Hayvanlarını indirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bu mevsim buralar yazdan daha güzel oluyor bana göre. Baksanıza kimsecikler yok. Trafik yok, insan yok. 10 numara. Sıcak da değil. Evet, hava sıcaklığı da gayet ideal şu an. Yalnız buranın suyunu ben sevmiyorum. Şu normal denize girilen yerde... Denize girmek için değil ki burası. Denize girilen yerde giriyorsun anasını satayım, dip gözükmüyor. Altta ne var göremiyorsun. Tırsıyorsun sen ya. Tırsıyorum. Ne kadar denizci de olsam tırsıyorum yani. Benim gibi emsalleri arasından temayüz etmiş bir adam. Eyvah. Eyvah, %5. Lanet olsun. İşte arada bir böyle %5'ler, 7'ler çıkıyor ama kısa. Hep kısa. %10 çıkıyorum ben şu an. Zaten %5 dediği ortalaması. Topla 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 sonra böl. Evet, Mehmet yolu karıştırmaz. Niye bekleyelim bakalım Mehmet. Evet, burası da Turgut. Turgut mahallesine giriş burası. Daha doğrusu köy müdür artık, mahalle midir? Ben bir kere girdim, herhalde çok büyük bir yerdeyiz artık. Buradan böyle. Buradan böyle de Bozburun yolu burası. Evet, Bayır Köyü'nün yoluna döndük sonunda. Az bir yol kaldı. Şurada ağaçta bir şeyler var. Elma mı var, ne var lan? Nar. Valla. Valla. Nar işte, görmüyor musun bak bu şeyi? Yok, narı sevmediğim için. Ben nara bayılırım ya. Ayıklanıp verilirse hele var ya, iki kat bayılır. Arkadaşlar, Mehmet'e kelebek kondu. Yapma dedim şu espriyi, yapma. Ama kelebek kondu yani. Kelebeğin de güzelmiş. Tipi mipi. Uçtu. Aa. Ker ya. Ama çekim yapıyoruz burada. Evet, Mehmet bu yolu ilk defa gidiyor, bu rotayı. Daha önceden yapmadı. Ben yaklaşık 1,5-2 sene önce tek başıma yaptım burayı. Güzel bir rota. Biraz zorlu ama güzel. Yani keşke yangın çıkmamış olsaydı ama yapacak bir şey yok. Olmuş da ölmüşe çare yok. Doğa bir şekilde üstesinden gelecek ya. Her zaman yaptığı gibi. Arkadaşlar 1,5-2 sene önce yaptığım bu turun videosu da kanalımda bulabilirsiniz. Seyredebilirsiniz. Adı Marmaris Grand Afon'da kısa parkur. Tabii o zamanlar daha acemice bir video çekimi oldu ama eski videolarım hep acemice. Şu ankinler de acemice. Zaten niyet şey değil, YouTuber olmak değil. Anıları YouTube'da biriktirip hard disk parası vermemek. Tüm niyet bu. Bayır Köyü'ne baya kısa bir mesafe kaldı ama. Yalnız var ya, Bayır Köyü'nden sonrası eğer yangında hasar aldıysa biz güneşin altında çıkacağız bu şeyi. Bayır Köyü tamamen yandıysa köyü boşalttılar yangın zamanı. İşte biz güneşin altında çıkacağız. Özcan Güler gibi ol. Senin de soy ismin Güler. Düz yollar sizin olsun diyor. Dağlar beni çağırıyor. Özcan Güler'e de selam olsun buradan. Hayranlıkla takip ediyoruz. Aşığız Özcan. Ben aşık değilim, o kadar değil. Özcan abi severek takip ediyor. Ama ilham alıyorum tabi. Oh, bir köy kokusu var ya işte, bak o kokuyu aldım burada. Yok, tezek değil bu, farklı, daha farklı.
Ya direkt olayı boka indirgedin yani. Şu an tezeye almıyorum oğlum ben ya. Ne almış? Daha böyle çiçek kokusu alıyorum. Narları gördün mü? Bunlar. İnşallah yiyorlar. Yiyorlardır veya satıyorlardır. Ya işte bir şekilde inşallah ya yiyorlar ya satıyorlar yani. Ah. Burada biliyorsun çoğu meyve düşüyor, çürüyor. Aynen. Özellikle incirler ve dutlar. Evet arkadaşlar, şu an tırmanıştan önceki geleceğimiz Bayır Köyü'ne geldik. Burada bir dinlenelim, mola verelim. Ondan sonra tırmanışa başlayacağız. Burası değişik bir yer, güzel bir yer. Şöyle bir tane burada çok eski bir çınar ağacı var. Şurada bir tabelası vardı. 1700'lerden kalma mı, 1800'lerden kalma mı ne? Bu çınar ağacı. Buradaki bütün ağaçların dedesidir muhtemelen. Şu an keyifli gidiyor. Yaklaşık 40 kilometre civarında bir yol yaptık. Bir 20 kilometre civarında da yolumuz kaldı. 20-25 kilometre civarında. Ama iyiyiz. Benim lastik patlaması olayın dışında. Ben daha önceden buraya geldim de Temmuz ayı mıydı? Ağustos ayı mıydı neydi? İyi hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum dedim, hatırlayamadım bak. Temmuz ayı mıydı, Ağustos ayı mıydı belki. Ama havalar bayağı bir sıcaktı. Ben buraya geldiğimde 42 dereceyi gösteriyor termometre. En son yokuşu tırmandığımda beynim sulanmıştı ya. Yani. Çok yavru kedi var. Evet arkadaşlar, bahsettiğim ağaç 1880 yaşındaymış. 1880 yaşında. Ulu çınar dediğiniz mi? Güzel bir köy burası. Abi ağacın yaşı 1880 yaşında. Yaşında. Böyle yazıyor. 1880 doğumlu değil ya. 1880 doğumlu değil. 95'te de teşkil edilmiş. Abi 1880 yaşında nasıl olacak ya? Öyle yazıyor yani. Tabelası. Kim dikmiş var bunu buraya acaba? Ben dikmedim. Buz devrindeki sincap. Bu ağacı buraya buz devrindeki sincap dikmiş. Manyak. Ve delikanlı geldi. Müdür, tebrik ediyorum seni. Büyük yokuş bitti. Var yine inişler çıkışlar. Yani ben öyle hatırlıyorum. Hep bak, ya hatırlıyorsan yanlış hatırlıyorsan zaten. Ben sana söyleyeyim.
%8. Meğersem o başlangıcı en basitiymiş. Orası rahattı değil mi? Pat diye çıktık. Ben dedim Allah Allah dedim ya, bu adam karıştırıyor mu dedim. Sonra zaten. Oğlum zaten. Hiçbir şey değişmiyor, sürekli çıkıyoruz. Zaten 7 kilometre diyorum. Sana dedim orası 7 kilometre eder mi diye. İyi abi. Orası en fazla 1 kilometre. En fazla. Arkadaşlar son bir turu bitirdik. Eve dağıldık. Şimdi ben daha yeni geldim eve. İyi güzel, kazasız belasız. Sağ salim bir tur oldu. Zevkliydi. Bayağı bir tırmanışı bol oldu. Görüşürüz. Bir dahaki turlarda. Kendinize iyi bakın.